Şimdi bugün de kardeşim, yani her şey ilahi tecelli olarak tabii bunlar sudur ediyor. Ama nerelerde zor durumda olan kardeşlerimiz varsa oradaki evliyalara yönelsinler. Filistin'dekilere de özellikle söylüyorum. Nerede olursa olsun Allah'ın has kulu dediğin Allah'ın açık kapısıdır. O kulun sana dua edişi yüz binlerce insanın dua edişinin yerini tutmaz. Nasıl ki Resul-i Ekrem ne buyurdular? لَوْوُزِنَ اِيمَانُ اَب۪ي بَكْرٍ بِا۪يمَانِ اُمَّتِ لَرَجَحَ Ebu Bekir'in imanı bir kefeye konulsa, ümmetin hepsinin imanı bir kefeye konulsa, Ebu Bekir'inki ağır basar, ağır basar, ağır basar. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle açıkladı bu hadis-i şerifi. Bazıları bunu delilini anlayamadığı için hafif tefsirler yapmış. Yani ne demek bunun manası biliyor musunuz demişler. Teker teker tartılsa, yani Hazreti Ebu Bekir'i koydun, buraya bir tanesini koydun, hep ağır basar. İmam-ı Rabbani diyor ki, hayır o iş öyle değil. Allah'a giden 700 makam var. O makamlar kula öyle bir kutlu tecelliler yağdırır ki bir üst makamın sahibi olan zat alt makamda olanların hepsinden üstündür. Komple hepsinden yani. Allah yolu bu şekilde kardeşim. O haseble bir evliyanın duasında bulunduğunu bilmek, hele hele onun kalbine girebilmek var ya, bu dünyada erişebileceğin en müthiş haldir, durumdur. Ve o insanlar, o güzel kulların muhabbetine erişmek için onlarla akraba olman, onların çok yakınında olman, dinin haricinde bir bağ kurman da mecburiyeti yok. Kim olursan ol ya. İstersen kapkara bir köle ol. Sen Resul-i Ekrem'e aşık ol. Kapkara köle ol. Hazreti Bilal gibi gelir Allah döndürür. Efendimizin müezzini yapar. Ne demek müezzini? Resul-i Ekrem'in evine en çok giren demek. En çok yanına giden demek. Bak İslam dininin harika bir din olduğunun apaçık işareti bu. Tabii ki İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam onların zamanındaki din o da harikaydı, güzeldi. Fakat bozuldu. Şimdi İslam diniyle geçmiş dinlerin bozuk hallerini karşılaştırdığı zaman İslam dininin müthişliğini anlamamak elde değil. Geçen bir video izliyorum. Bakın şu an Hristiyan aleminin başı olan Papa. Bu normalde ne demek? Hristiyanlığı en güzel yaşayan. Yani bizim hani İslam dinine göre kardeşim Şeyhul İslam veyahut da bütün evliyaların bağlı olduğu kutup evliya diyelim. Efendimiz'e en güzel yansıtan odur. Bu zat, yani bu ne demek? Bu her haliyle bizim noktadan baktığımız zaman Resul-i Ekrem'i yansıtıyor. Papa da onların inancına göre her haliyle Hristiyanlığın en müthiş halini yansıtıyor. Demek. Şu anki Hristiyanlığın müthiş haline baktığımız zaman bu papaya normal bir insan da değil. Bakın, onların kardinalleri yani üst kademe din adamları sıraya girmişler, papaya görüşüyorlar. Bir tanesi zenci. Bu kardinallerin. Papa görüşüyor diğerleri, zenci geliyor tutacak gibi böyle yapıyor. Aynen böyle. Böyle. Lan bu bir senin adamın. Bir de senin kıdemli kademeli adamın bu yani. Yoldan geçen biri de değil. Hani şimdi İslam dini olsa Şeyh Nazım Hazretleri'nin bakın eski videolarına ya. Gayrimüslim, Müslüman değil. Yoldan geçiyor Şeyh Nazım'a muhabbetle bakıyor ya. Şeyh Efendi elini tutuyor, selamlaşıyor hemen onunla. Kim olursa olsun. Şeyh Efendi'nin videoları var şeyde ya. Amerika'nın Los Angeles'ta o bu şeyleri Mickey Mouse'ların falan olduğu bir Luna Parkları var onların meşhur. Disneyland'da. Tamam orada. Orada kimi görürse görsün yani Allah'a çekelim diye, o da Allah'ın kulu diye, yaratılanı severiz yaradandan ötürü diye hepsine muhabbetle bakarken adam papa olmuş. Bırak yoldan geçeni, başka dinin mensubu, kendi dininin mensubu. Hem de normal de değil, kardinal olmuş, çıkmış üst kademeye, ona böyle yapıyor. Geç aman bana değme dermiş gibi. Bu şu anki Hristiyanlık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insandan bile sayılmayan kara zenci köleyi ne yaptı? Müezzini yaptı ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Zeyd,
Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Evlendiği zaman Resul-i Ekrem'le Efendimiz'e hediye etti onu. Hazreti Zeyd'i. Efendimiz de onu azat etti. Yanında kaldı Hazreti Zeyd onun. Arkadaşı gibi, hizmetçisi gibi yanından ayrılmadı. Muhabbetinden dolayı. Hazreti Zeyd, yani bugünün tabiri ne? Yanaşma mı diyorlar? Ne diyorlar? Hani bu ağaların yanındaki hizmetliler var ya, onlar o tabiri kullanıyorlar ya. Fakat Efendimiz'in muhabbetine bakın. Hazreti Zeyd'in oğlu oluyor. Adı Üsame. Radıyallahu teala. Efendimiz Hazreti Hasan kendi torununu bir kucağına koyuyor. Hazreti Üsame'yi bir kucağına koyuyor. Diyor ki ya Rabbi ben bunları çok seviyorum, sen de bunları sev. Ve diyor ki Resul-i Ekrem Usamatu ahabbun nas ilayya. Hem de ma haşa Fatıma diyor. Allah Allah. Üsame diyor insanların bana en sevimlisidir. Yanındaki hizmetçinin oğlu o. Fatıma bile hariç değil diyor. Düşünebiliyor musunuz? Fatıma bile hariç değil. Allahu Ekber. İşte İslam dini. İslam dini bu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği din bu. Biz ona da onun getirdiği dine de deli gibi aşık olalım. O yolda gidelim. Dünyada başka kıymetli hiçbir şey yok. O peygamberin getirdiği bu dindeki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harika ahlakını en güzel yaşayan ve yaşatan insanlar onların kalbine girebilirsek, onların dualarını alabilirsek cemal tecellisi üzerimize gelir, hayatımız da kolaylaşır inşallah.